Sabah erken çıkmışım bebeğim. Hı hı. 6 saat uyku yetti. Tuhaf değil mi? Kız, 15 saat uyurdun. Yine popoda pireler uçuşurdu. Pireler mi huy değiştirdi sen mi acaba? Ha canım. Beslenme değişikliği iyi geldi diyorum. Evet, böyle bir beynim berraklaştı sanki. Enerjim yükseldi. Bundan sonra böyle sabahları çok erken kalkıp squaş oynamayı düşünüyorum. Çok borsacı bir insansın. Senin programın ne bugün? Hiç. Gidip dağda bayırda maket uçak uçuralım mı? Maket uçak mı? Zerinciğim, ben burada yeni konut projemizin bütçesini hazırlıyorum. Sen? Bayağı dört işlem falan. Aa tabii. Baban enseni de boza pişirdiyse. Hayır, hayır. Ben kendim gönüllü oldum. Zerin, sana bir şey soracağım. Bu Safer'e de kaplan sürüsü tecavüz etmiş tarzı... ya tamam, sen seviyorsun ama... biraz avam değil mi hayatım? Bünyemin normallaşıyor lan. İyi işte bacım. Normalleşme süreci. Kızım, alerjileri düzelmeye yüz tutunca ailesinin ve sosyal sınıfının adamı olmaya başladı. Yakında benimle niye beraber olduğunu anlamayacak ve şut. Bu çocuğu manyak yapan yediği içti miymiş? Yediği içtiği senin olsun, bana manyak hali lazım Tülay'ım. Akıllı başlı adam beni ne yapsın? Derhal alerjisi olan her şeyi zorla yediriyorum. Acılı ezme, peynirli börek, yer fıstıklı kek. Yalnız bu yemeklerin hepsi bana yasak. Aman keyfine bak bebeğim. Ye, iç, eğlen. Kaç kere geliyoruz dünyaya be? Bak, roman havası koydum, sen seversin. Can çiki, can çiki. Can, can. Can çiki mi? Zerin, sen tam olarak nereliydin? 7 Göbek İstanbul. Hmm. Yani daha önce böyle fark etmedim. Böyle biraz şiveli konuşuyorsun da. Ben? İstanbul'a köyden göç edenler bizim şivemizi de bozdu bebeğim. Tersine asimile olduk. Zerin, bu ev hep böyle miydi ya? Öyleydi. Cihangir'de, Nezih Sokak'ta, deniz manzaralı kombili. Hayır, yani eşyalardan bahsediyorum. Her neyse, buraya biraz yabancılaştım sanırım. Neyse Zerrin, müzik tarafından daha fazla zehirlenmeden kalksan iyi olacak. Değiştireyim müziği. Neden ya? Zerrin, burada yiyebileceğim bir şey yok. Kafeye uğrayayım, arkadaşları göreyim. Bir happy hour yaparız. Ben de geleyim. Gel, gel diyeceğim ama sıkılırsın. Neyse, sağlıcakla kal. Gizli yer fıstıklı kek, turu attım. Bu Safari'de kaplan sürüsü tecavüz etmiş de senle evse ne Allah aşkına dedim. Haksız mıyım ama? Kimin şakası bu? Safari şakası. Benim şakam değil bu. Kendimi. Ne zamandan beri orijinal espriler yapılıyor? Çağatay dizinin kar oranları nasıl gidiyor? Hala feasible bir iş mi? Var mı bilgin? Tabii ki yok. Sürekli ekonomiden mi bahsedeceğiz? Hani bize moonwalk yapacaktın? Yok daha neler. Bebeğim! Kediler müzikale kostümlerini geri istiyormuş Zerrin. Bu da benim. Çok
çok sempatik. Bünyamin, bu keki sana çok özenerek yaptım. Rejimine uygun, az şekerli. Yarın akır. Al arkadaşlarla çayın yanına ye. Sen hep hâurla altın günü karıştırıyorsun galiba Zerrin. Zayıf. Ama bedava. Farklı şehirlerdeki inşaatlarımızı gezmek istiyorum. İşçilerimize moral desteği olur. Ama keki değil, gerçek bebeğim, yiyebilirsin. Ama ne kekmiş bu da ya? Fındık fıstık yok değil mi bunda, aman? Tabii ki yok, alerjim var biliyorum. Peki, peki. Yer fıstığım vardı bunun içinde. Çünkü benim alerjim. Ay! 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 Ya alo! Ambulans! Doktor, ambulans arayın! Ambulans arayın! Ambulans! Fazla doktor var mı burada? Alo! Yer fıstığına harbi ölümcül alerjisi varmış, iyi mi? Gitmiş bankaya borcumu ödemiş, iyi mi? Ne? Ahmet çok has çocuk be. Tam manita kumaşı var onda, biliyor musun? Yok be anam ya, ne alaka? Belki kendime düşünüyorum. Zerrin, saçmalama. Sana ne oluyor ki kız? ...11.30 randevumu 13.40'a, 14.27, 16.15'e al kızım. Diyet listemi de restorana yollarsın. Peki, versin. Bugün azıcık dinlenseydin Bünyamin. 5 saat uyku yetiyor bana. Benzetmek gibi olmasın, babam da öyle der. Nureyha, akşam Rızalar sezeniyormuş değil mi? Ne güzel. Allah sevenleri tamamına erdirsin. Hiç belli olmaz o iş. Kısmet. Abim, Melisa arada çok geçmiş olsun dedi. Danı kızı Melisa. Aa, hanım kızdır. Ailesi düzgündür, babası iyi iş adamıdır. Ne yapıyor Melisa? Boşta mı? Ha, o Melisa. Topişko ve kem gözü olan. Balık eti ve hınzır bakışlı olan. Ay, Bünyamin akşamki randevumuzu iptal etti. Bir ara verelim dedim. Hani tabellerimde kayıp gidiyor. Ay ben de ellerinden kayıp gitmek istiyorum. Bırak beni ha. Tülay bir şey yap. Ha, Emre şantaj yapalım. Nurayat Bünyamin'e zorla baklava yedirsin. Ha, sen Melisa kılığına girip acılı ezmeyle burnunu zehirle. Ha, kafedeki barmeni ayet. Kahvesini çaktırmadan süt koysun. La kurtarın boyfriend'ımı. Ha, yavaş. Milletin bin türlü derdi var bacım. Gündüz Selahattin geldi. Ha Selahattin abi. O Bünyamin'e desin ki acılı kebapla rakı yapmazsan bütün ortak işlerimiz yatar. Ha yıkarım otoparkı desin. Ama Selahattin'in çok umruydu sanki anam. Alacakmış karısından mallarını. Bildiğin boşanacak mıymış ne? Sen yıllardır bunu bekliyorsun. Niye mutsuzsun? Mutsuz değilim de şaşkınım acık. Ahmet. Aha işte. Aha istelik bir şey yok Zeri. Yazık. Benim borcumu kapatınca evden atılmış. Ay kız kıyamam. Lamanda yavrusu gel burada kal desene oğlana. Yok anam. Atılmadım dedi bana gururu kırılır. Ne yapacaksın ya? Avans çektim lokelden, konsomasyon yapacağım. Yapma be. Kız, sizin hikayeniz benimkinden çok daha açıklı. Ama ben yine şu an size üzülmüşüm gibi yapıp
Kendi derdimi düşünüyorum, biliyor musun? Evet beyler, Bora. Sağlam şakaların varsa hızlıca söyle, iş yemeğine geçeceğim. Yok şaka filan. Olsa da zaten artık almam. Espri satın almak neymiş kardeşim ya? Bugün bir düşündüm de çok saçma geldi. Evet, biz artık seninle arkadaşlık etmek istemiyoruz. Hayda, nereden çıktı yahu? Bu alerji testini yaptırdın. Acıyı, tuzu, şekeri bıraktın. Seninle tadın tuzun kalmadı yahu. Ya yapmayın beyler, biz çok iyi anlaşan adamlarız. Bir sabah kalkalım altına squash oynayalım. Konuşuruz, çözeriz bunları ya. Ne iş? Squash ne lan? Sabah sabah kalkıp top mu oynayacağız? Yat uyu. Ya bu neyin kafası abi? Ya yapmayın beyler, ne güzel takılıyorduk işte ya. Ben şimdi yeni beslenme tekniğimle artık özümü buldum, bomba gibiyim. Özünü sevmedik biz, kabuğun daha iyiydi. Eski taklitler yok, takıntılar yok, hezeyanlar, saçma sapan korkular, hiçbiri yok. Ben oyuncuyum, ne yapayım böyle adamı? Benden de şaka satın almıyorsun. Ya bu alerji şeyi resmen ekmeğimle oynadı benim ya. Falçata işini bile biraz özlediğimizi itiraf etmeliyiz. Yapmayın yahu, eskiden kafam gidikti. Şu an gayet karizmatik bir iş adamıyım ben. Karizmatik falan değilsin kardeşim, Yıldırım Bey oldun sen. Bam! Hadi canım, bırakın bu palavraları ya. Saçmalık dinleyecek vaktim yok benim. İşte bak. Ana! Kurtarın beni. Kızırın, çok özledim ya, ne yapıyorsun? Bineyim mi? Ay, bütün ev böyle sert bir mikroorganizma yaptım ya. Akşam dışarı mı çıksak ha? Ne diyorsun? Dodibara mı aksak? Bineyim'in aşkım rejimini mi bastın inşallah? Ya yemişim rejimini ya. Akşam abba yapalım mı ha? Ne diyorsun? Bora da gelir belki. Öbür sarışın kız için de Deniz'i çağırırız. Kız bu akşam Deniz sesleniyor. Olsun ya, abbaya dördüncü arıyoruz derse gelir belki. Dur. Ne diyorsun? Bünyamin, hoş geldin. Bünyamin değil ya, abbadaki esmer kız. Anna Frint'im ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.